Emek ve Özgürlük İttifakı bünyesinde Türkiye'nin sosyalist hareketleri ve Kürdistan Demokratik Devrim Hareketi, sosyalist hareketinin tarihsel bir blok olarak kendisini inşa etme gibi bir iddiası vardı. Aslında son 11-12 yılımıza damga vuran bir çabanın da adı bu. Halkların Demokratik Kongresi ve Halkların Demokratik Partisi şahsında son 12 yılımıza, 13 yılımıza damga vuran Türkiye Sosyalist Hareketleri ve Kürdistan Devrim Hareketi'nin tarihsel ittifak olarak kendisini tanımlayan bir yürüyüşün de sahipleriyiz. Yani bu yönüyle ele alındığında öncelikle yani ittifak meselesi bizler açısından gerek Kürdistan Özgürlük Hareketi açısından gerekse Türkiye Sosyalist Hareketleri açısından ittifak meselesi stratejik bir mesele. Önce bunun yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü hepimizin malumu son yıllarda özellikle son 2-3 yılda özellikle seçimler bağlamında Emek Özgürlük İttifakı'nın stratejik hattına dönük, ideolojik mayalanmasına dönük, hedeflerine dönük bir saldırıyla da karşı karşıyaydık. Bir taraftan Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük bir saldırı, yani onun örgütsel varlığına, onun kazanımlarına, halk içerisindeki büyüme potansiyeline dönük bir saldırıydı. Ama öbür taraftan da aynı zamanda Birleşik Mücadele Zeminleri'ne dönük bir saldırı vardı. Şimdi bu büyüyen, dalga dalga büyüyen, kendisini halkların haklı umudu olarak gerçekten örgütleyen bir yapıya dönük devletin aldığı tedbirdi. İşte biz bunun karşısında aldığımız tedbirler nedir noktasında bir tartışma yürüttük aslında. Orada da şu özetle, yani bir toplumsal mücadele ittifakı olarak elbette yola çıktık. Bu çok kıymetli. Sonuç itibariyle bizim ihtiyacımız olan gerçekten toplumun öz sorunları etrafında bir mücadele örgütünü, ittifakını kurmak. Yani toplumsal mücadele ittifakı dediğimiz şey toplumun siyasal mücadelede öz örgütlenmeleriyle, öz meclisleriyle, öz eylemleriyle, kendi geliştirdikleri örgütlenme ve eylemlerle sürece müdahale etmesi. Nasıl tariflenir bu? İşte yani emekçilerin, emekçi kitlelerin, halkın kendi emek mücadelesi etrafında, işte ekolojistlerin ekoloji mücadelesi etrafında, köylülerin yaşam savunuculuğu etrafında, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinin etrafında, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi etrafında, kadınların özgür yaşam ısrarı etrafında, gençlerin gelecek ısrarı, demokratik gelecek ısrarı etrafında bir mücadele. Özetle böyle tarifleyebiliriz. Şimdi buradan yola çıktığımızda bu toplumsal özneler ne kadar özne olabildi? Yani mevcut siyasi partiler, siyasi örgütler karşısında ne kadar toplumsal özne olabildi, ne kadar hareketli kılınabildi, ne kadar politik özne olabildi. Yani şimdi bu soruya verdiğimiz cevap bizim aslında aynı zamanda öz eleştirimizin de cevabı oluyor. Geçmişimizi değerlendirirken de, geleceğimizi örerken de öncelikle bu tehlikeye işaret etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra yaptıklarımız ve yapamadıklarımız var. Ben özellikle Emek Özgürlük İttifakı, yani ittifak siyasetimiz söz konusu olduğunda, üçüncü yol mücadelemiz söz konusu olduğunda bardağın dolu ve boş taraflarını birlikte değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü tamamen bardağın boş tarafına dönük bir yoğunlaşma olduğunu gerçekten hakikate de saygısızlık etmiş oluruz. Eksikliklerimiz, yapamadıklarımız ne olursa olsun 2011 yılında Halkların Demokratik Kongresi'nin yani 15 Ekim 2011 yılında Halkların Demokratik Kongresi'nin kuruluşuyla yolculuğuna başlayan bu mücadele çok ciddi kazanımlar elde etti. Aslında üçüncü yol mücadelesi Türkiye ve Kürdistan'da kendisine özellikle seçim sonuçları bağlamında üçüncü büyük güç, üçüncü büyük kuvvet olarak Kürdistan ve Türkiye halklarına sundu kendisini. Aslında bugün itibariyle baktığımızda bu ortaya çıkan kazanıma, başarıya dönük devletin iki egemen bloğunun saldırısını da görmekteyiz. İdeolojik olarak da, fiziksel olarak da bir saldırısını görmekteyiz. Aslında devletçi güçleri, sistem partilerini, iktidarı ve devletin tarihsel aklından en fazla korkutan da Halkların Demokratik Kongresi ile başlayan bu yürüyüşün ciddi anlamda mevzi kazanması, Türkiye ve Kürdistan halklarının umudu olması, yani demokratik ve özgürlük mücadelesi bağlamında umudu olma potansiyeli. Şimdi bu potansiyel kendisini tarihsel olarak bir yere kadar getirdi.
büyüttü ama biz her defasında bu potansiyel büyüme halindeyken, yani HDK ve HDP mücadelesinin öncülüğünde Türkiye'nin ve Kürdistan'ın bütün ezilen kimliklerinin aslında mücadelesi bir taraftan büyürken, öbür taraftan da her büyüyen beden gibi kendi ihtiyaçları da büyüdü. Belki de emek ve özgürlük ittifakı tartışmaları bağlamında büyüyen bu mücadelenin büyüyen ihtiyaçlarını ne kadar yerli yerine getirebildik, yani oturtabildik. Bu ihtiyaçları ne kadar karşıladık onu tartışmamız gerekiyor. Biz özellikle hani öz eleştirimizi de vereceksek ya da eksikliklerimizi tespit edeceksek bu anlamda tespit edeceğiz. Yani direniş var, büyüyor. Kendisini bir politik seçenek olarak, özgürlük seçeneği olarak, demokrasi seçeneği olarak sunuyor. Bunun karşısında bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bu saldırıları hem boşa çıkarmak hem de Türkiye'de demokratik cumhuriyet hedefine daha fazla yakınlaşmak için büyüyen mücadelenin de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey. Emek Özgürlük İttifakı bu yönüyle ele alındığında aslında tarihsel olarak bizim büyümemize de işaret ediyor. Ama bu büyüme tek başına yeterli bir büyüme mi değil? Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki özellikle Sayın Öcalan İmralı'daki konuşmalarında, görüşmelerinde yaptığı tarihsel bir tespit var. Halkların Demokratik Kongresi ve partisinin kuruluş sürecinde yaptığı bir tespit var. Aslında o tespit hala bugün duruyor. Ve şunu söylüyordu. Yani gerçek anlamda bir üçüncü yol mücadelesini Türkiye'nin demokratları, sosyalistleri, toplumsal güçleri, demokrasiden ve özgürlükten sadece sosyalistleri değil, yani demokratik değerlere, toplumsal değerlere, duyarlı, bunları bir yaşam felsefesi, mücadele gerekçesi yapmış bütün grupların üçüncü yol esprisiyle, yani Türkiye'de beyaz Türkçülük ve yeşil Türkçülük dediğimiz iki Türkçü egemen blok dışında kendi toplumsal mücadelesini bir ittifak perspektifiyle, ittifak aklıyla örgütlemesi durumda potansiyeliniz %25-30'lardadır dedi. Şimdi baktığımızda aslında işte HDP'nin en fazla oy aldığı dönem işte %13.2 oy aldı. Aslında %25-30 potansiyeline baktığımızda bizim daha kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu görüyoruz. Yani aslında %10-15 bandında seyreden, yani seçimler bağlamında söylüyorum, seyreden bir mücadelenin aslında kendisini bir iktidar alternatifi haline getirme mücadelesinin de adıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı mücadelesi, tartışmaları böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bir yol kat edildi ama kat edilmesi gereken daha çok yol var. Buradan ele aldığımızda nerelerden nasıl büyüyeceğiz? Yani ne yapmalı? Yani dönemin temel sorusu ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Mevcut kazanımlar yetmiyor. Çünkü faşizm kendisini üreterek, yenileyerek devam ediyor. Bunun karşısında biz de mücadelemizi daha fazla büyütmek zorundayız. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temel varlık gerekçesi de buydu. Yani halkların, toplumun, ezilen kimliklerin özgürlük ve dayanışma bilinci, zihniyeti etrafında kendisini örgütlemesi ve sistem karşısında demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmesiydi. Şimdi bu ne demek? Bu bir yönüyle seçimleri de aşan, yani temsili demokrasiyi de aşan, seçimleri de aşan bir özgür yaşam ısrarı. Hayatımızı kendimizin örgütlediği, hayatı üretenlerin, hayatı var edenlerin, emekçilerin, kadınların, halkların, inançların bir bütün olarak eşitlik ve adalet değerleri etrafında kendi hayatlarını örgütlediği ve eyleme geçirdiği, ulus devletçiliği, faşist iktidarı da buradan doğru gerilettiği, hatta mümkünse çökerteceği bir mücadele sözleşmesiydi. Ama burada şöyle bir dengeyi de tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Yani seçimler bizim için, yani bunu söylerken seçimler bizim için tukak edilecek, yok sayılacak ya da gerçekten yani burnumuzu kıvırarak bakacağımız, küçümseyeceğimiz bir olgu değil. Çünkü devrimcilerin, demokratların olmazsa olmaz şeylerinden biri de hani topluma ve gerçeğe saygılı olması. Şimdi bu topraklarda halkın %90'ı hala seçim söz konusu olduğunda kendi geleceğini belirleyecek bir mücadele aralığı olarak görüyor. Yani sandık yoluyla da olsa öfkesini ya da rızasını o yolla gösteriyor. Şimdi buradan baktığımızda bizim en temel hani seçim bir mücadele süreci aynı zamanda.
Yani seçim toplumsal mücadele ittifakını kuracağız. Doğrudan mücadeleyi, doğrudan demokrasi anlayışıyla mücadelemizi büyüteceğiz. Toplumsal ittifak yapacağız. Adı altında tukaka edilecek, yok sayılacak bir şey değil. Hayır, ikisinin simbiyotik dengesini kurmak. Belki hani başaramadıklarımızdan biri nedir diye soracak olursanız oydu. Yani seçimleri de devrimci bir mücadele süreci içerisinde, toplumsal bir mücadele içerisinde, halkların eşitlik ve adalet mücadelesi içerisinde bir ara mücadele süreci olarak görmek, ama onu toplumsal mücadeleyle de bağını kurarak denklemi, seçim denklemini kurmak. İşte şimdi bu ikisi arasındaki, yani toplumsal mücadeleyle seçim süreci arasındaki mücadeleyi, yani seçim mücadelesiyle toplumsal mücadele arasındaki ya da temsili demokrasiyle doğrudan demokrasi mücadelesi arasındaki bağı doğru kurmadığımızda, dengeyi doğru kurmadığımızda haliyle şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yani bırakın yani bize oy vermeyip de gözü, kulağı, duygusu görece bize daha yakın olan insanları, toplumsal kesimleri, bize oy veren insanları da, yurttaşları da, aslında kendi halkımızı da ittifak söz konusu olduğunda gerçekten daha şüpheli, yani daha az, yani böyle güven duygusunu sarsan bir konuma geldi bu durum. O yüzden hani Emek Özgürlük İttifakı'nın yani yeni adla, yeni bir yolla, yeni yol yöntemlerle kendisini daha fazla büyüterek, kendisini daha fazla güçlendirerek bir yol yürüyüşüne ihtiyaç var. Bu yol yürüyüşünü tekrardan ele alırken de geçmişte yaptığımız kim eksikte düşmemek gerekiyor. O yüzden hani şunu o dönemde çok sıkça tartıştık. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki bugün itibariyle yeni ittifak dediğimiz, yeni toplumsal mücadele ittifakı dediğimiz süreci örgütlerken belki de unutmamamız gereken temel şeylerden biri. Yani geçmişin de özdeşleştirisinden hareketle söylüyorum. Ezilen toplulukların, ezilen halkların ortak çıkarını, hayati çıkarlarını bütün devrimci örgütlerin, demokratik örgütlerin çıkarlarının önüne koymak. Yani bu çıkarların, öncelikle bu çıkarları kollamak. Başarı ve başarısızlık çıtasını halkın demokratik özlemleri, duyguları ve arayışları üzerinden kurmak. Faşizme karşı mücadeleyi, iki egemen blok arasındaki ideolojik ve güç mücadelesini, halkın mücadele değerleri ve kazanımları etrafında örgütlemek. Yani söz konusu olacaksa bir taviz, halkın bu ortak değerleri ve özlemleri etrafında birbirimize taviz vermek. Bunu yapmadığımız zaman toplum kendisinin içinde, halklar, ezilen kimlikler kendisinin kendi öz ihtiyaçları, hayati ihtiyaçları temelinde kurgulanan bir politikayı görmediğinde nasıl dahil olacak? Yeni dönemi örerken hepimizin hani altına imza atması gereken temel sözleşme maddelerinden biri şu. Faşizme karşı mücadele, yani faşist bloğu, AKP-MHP iktidarını devirme. Mesela birinci hedef kesinlikle bu olmalı. Yani eğer karşımızdaki güç kendi egemenlik çıkarları için, kendi sınıfsal çıkarları için, özellikle AKP-MHP açısından söylüyorum bunu, eğer bir ittifak yapıyorsa, bir sınıfsal ittifak yapıyorsa, bir egemenlik ittifakı yapıyorsa, karşısında milyonların umudu olarak kendisini ortaya koymuş ve bunun ciddi mücadelesini yürüten bizlerin de belki de en az onlar kadar kendi sınıfsal çıkarlarımız için, halkların ortak çıkarı için, ortak geleceği için birimize tavizler vermemiz lazım. O taviz de şudur. Birleşik mücadelede, ittifak mücadelesinde ısrar etmek, yani toplumsal mücadele ittifakını stratejik görmek. Hani bunun da somut sloganı şu, yani işte kurtuluş yok. Ya tek başına ya hiçbirimiz. Ya kurtuluş yok artık, yani Kürt tek başına kurtulmayacak. Çok açık yani, bu kadar Orta Doğu ve dünyada her açıdan örgütlenmiş bir kapitalist dünya gerçekliği karşısında Kürt tek başına kendi direnişiyle kurtulmayacak. Türkiye halkları tek başına kendi direnişiyle kurtulmayacak. Aleviler tek başına kendi mücadelesiyle kurtulmayacak. Emekçiler tek başına kendi mücadelesiyle kurtulmayacak. Doğayı savunanlar tek başına kendi mücadelesiyle doğayı koruyamayacak. Yani yeşili koruyamayacak. Gençler hakeza öyle, kadınlar hakeza öyle. Yani buradan baktığımızda her alanda
bir mücadele ittifakını, mücadele ortaklığını ve birlikteliğini kurmak gerekiyor. Şuna karar verilmesi lazım. Yani şimdi bu yumuşama sürecine gelen akıl, yani muhalefet açısından söylüyoruz, yumuşama sürecini uzatan, o oyuna gelen akıl bir kitlelerin, halkın, toplumun AKP, MHP karşıtı öfkesine, yürüttüğü mücadeleye, verdiği emeğe saygısızlık ediyor. İki, aslında bir yönüyle yumuşama adı altında devletin tarihsel kurucu kodlarına atıf yapıyor. Aslında o akıl kendisini örgütlüyor yani. Şimdi o akla başvurduğunu zannetti, düşündürten bir sürü emare var yani. O zaman şu demek oluyor. Yani bizim egemenlik çıkarlarımız söz konusu olduğunda biz halkın taleplerine bakmayız. Beyaz Türkçü, yeşil Türkçü fark etmeksizin aynı masada oturacak mıyız? İşte oturacaklar işte. Yani iktidar değişimi, eğer halkın demokratik değişimi, hak ve özgürlüklerin gelişimi yönde olmadığı sürece bu kadar bedel, bu kadar mücadele, bu kadar arayış niye? Şimdi oradan baktığımızda elbette ki yani böyle ak ve kara olarak görmüyoruz. Yani siyasetin doğasında mücadele de var. Yani müzakere de var. Halkların özgürlük mücadelesinin kendisinde de mücadele var, müzakere var, diyalog olur. Ama şu şartla, yani toplumsal mücadeleyi sürekli zinde tutmak, ayakta tutmak. Toplumsal mücadeleyi sönümlendiren, toplumu gerektiğinden fazla beklentili hale sokan, onu nesne konumunda tutan, beklentili konumunda tutan her müzakere, diyalog ya da bugünkü deyimiyle yumuşama, aslında yürütülen mücadele hakarettir. Suçtur yani. Halka karşı işlenmiş bir suçtur. Bizim vazgeçemeyeceğimiz temel şeylerden biri şu. Bu iktidar yıkılmalı. Mesela Emek ve Özgürlük İttifakı bağlamında yani toplumsal yani yeni gündemimize, tekrardan gündemimize daha güçlü aldığımız toplumsal ittifak, yeni ittifak çalışmaları, mücadelesi bağlamında en temel hedef. AKP, MHP, faşist iktidarını yıkacak bir hedef. Öncelikli hedef bu. Bu dönemsel bir şey değil. Bu geleceği de kurtaracak bir şey. Çünkü bu iktidar yıkılmadan solun, sosyalist mücadelenin, toplumsal mücadelenin kendisini daha güçlü onarma şansı da yok. Çünkü en büyük darbeyi bu iktidar vuruyor bize. Yani bu sadece döneme sıkışmış bir hedef olarak görülmemeli. Yani bir AKP'yi yıkma hedefi, o hedefe yoğunlaşmış, o hedefe kilitlenmiş bir ittifak mücadelesi. Aynı zamanda AKP sonrası sürece de kendisini daha güçlü taşıyacak. Bir iktidar alternatifi haline getirecek kendisini. O yüzden üçüncü yol, biz ne diyoruz? Yani yeni ittifak sadece karşıtlık üzerinden yürümeyecek. AKP karşıtlığı üzerinden ya da iki egemen blok karşıtlığı üzerinden yürümemeli diyoruz. Çözüm gücü olmalı. Kendisini alternatif olarak sunmalı. İşte yeni anayasa tartışmalarındaki düşüncesi nedir? Emek politikalarındaki yaklaşımı nasıl olacak? Doğa insan ilişkilerini nasıl düzenleyecek? Yani bir çözüm. Yani bir sadece bir mücadele, bir karşılık değil, bir çözüm olacak. Yani kendisinin çözüm gücü. Şimdi çözüm gücü olarak, çözüm aklı olarak sunduğunuzda zaten iktidar yolculuğunuz başlayacak. İktidarın yolu yani hani biz demokratik halk iktidarını savunuyoruz. İşte programımıza da yer vermişiz. Demokratik halk iktidarı nasıl olacak? Kendinizi alternatif kıldığınız oranda, çözüm gücü kıldığınız oranda olacak. Sadece karşıtlık gücü olarak değil, direniş gücü olarak değil. Çözüm ve alternatif, yani iki egemen blok karşısında üçüncü yol ya da yeni mücadele ittifakı alternatif sunacak ve çözüm olacak. Yani buradan ele aldığımızda yani yeni dönem ittifak tartışmalarını gerçekten bir toplumsal mücadele ittifakı olarak kurmanın çok fazla avantajları var bizler açısından. Yani çok ciddi, örneğin hani olağanüstü bir dönem diyoruz, dezavantajları var diyoruz ama artık yani şimdi politik atmosferi düşünelim. Artık yani bu topraklarda milyonlarca insan AKP'den kurtulmak istiyor değil mi? Tam da fırsat, bu fırsat ana konularda, kadim konularda yaklaşımımız nedir? Çözüm önerimiz nedir? Alternatifimiz nedir?
Bunu toplumla konuşmak, toplumla tartışmak, onunla birlikte kararlaştırmak, onunla birlikte harekete geçirmek. Yani yeni dönem ittifak çalışmalarının ve tartışmalarının ana odağı bu olursa, bunu yapabilirsek, bunu başarabilirsek, emin olun 3. yol mücadelesi, ittifak politikası, ittifak mücadelesi şahsında ciddi anlamda tarihsel kazanımlar elde edecek. Yani hem AKP-MHP'yi yıkan, onu gerçekten yıkan en temel güç olacak yürüttüğü mücadeleyle, ama AKP sonrası süreçte de kendi politik programıyla, önerileriyle, koyduğu alternatif çözüm önerileriyle ciddi anlamda halkın da teveccüh ettiği, iktidar yolculuğunu daha güçlü yaptığı bir mücadele süreci olarak yoluna devam edecek. Yani gerek Demokratik Kürt Siyasetinin, gerek DEM Parti, yani HDK ve DEM Parti'nin üst üste işte örgütlenme seferberliği ve örgütlenme konferansları oldu. Yani bu konferansın ve seferberliğin pratik süreçleri aslında bundan sonra daha çok güçlü olarak başlayacak, pratikleştirilecek. Yani bunun hazırlıkları var. Yani onu şöyle, özetle şöyle, yani Emek ve Özgürlük İttifakı, yani yeni, yani özellikle daha güçlü kurmak istediğimiz toplumsal mücadele ittifakıyla bağını kurarak şöyle özetlemek lazım. Şimdi bir süredir rejim, yani AKP-MHP iktidarı bir süredir, uzunca süredir, yani çöktürme planı adı altında Türkiye'nin en güçlü, yani Türkiye ve Kürtistan en güçlü mücadele mevsisine dönük çok sistematik saldırılar yapmakta. Aslında buna sistematik darbe rejimi diyoruz artık. Yani aslında düzenli, sistematik ya da darbe mekaniği işte, yani sürekli devrede, bizler için sürekli devrede. Şimdi aradan geçen yıllarda şu ortaya çıktı ki yani bu çöktürme planını boşa çıkarmanın yolu tek başına, yani sistemin bizim önümüze koyduğu hazır zeminler değil, işte seçim. Yani tek başına bir seçim mücadelesiyle bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi fazlasıyla gördük. Yani seçim süreçleri dışında, hani seçim süreçlerinde de onu söylemiştik, hafızamızı tazeleyelim. O anlamda biraz iş tutarlılığı da sürekli ayakta tutmak lazım. Seçim süreçlerinde biz neyi demiştik seçim sonrası? Yani seçimler sadece seçim sürecindeki çalışmalarla kazanılamaz. Yani seçim öncesi çalışmalar, yaptığınız mücadele, büyüttüğünüz mücadele, öz eleştirimizi de oradan vermiştik hatırlarsanız. Yani seçimleri sadece 1-1,5 aylık seçim sürecindeki çalışmalarla biz kurtaramayacağımızı gördük. Bir halkın özgürlük mücadelesini, halkların demokratik mücadelesini, demokrasi mücadelesini, eşitlik ve adalet mücadelesini, aslında bir bütünen halkın, toplumun onur mücadelesini sadece seçim gibi sistemin öyle önümüze hazır koyduğu zeminlere gelerek, oradan mücadelemizi sadece orayla, oradan yürüterek kazanamayacağımızı gördük. Şimdi bu örgütlenme konferansı ve örgütlenme seferberliğinin temel şeyi de o zaten. Yani hani doğrudan demokrasi diyebiliriz, devrimci bir mücadele diyebiliriz, toplumsal bir mücadele nasıl yürütülmeli, bir halk mücadelesi, yani direnen bir halk mücadelesi, az önce de söyledim. Yani temel şey o. Yani Kürtistan Devrim Hareketi, Kürtistan Halk Gerçeği, inşa ettiği Kürtistan Halk Gerçekliğine baktığında aşkın bir harekettir artık. Yani sadece verili örgütüyle sınırlı tarif edilemez. Yani Demokratik Bölgeler Partisi ile ya da DEM Parti ile tarif edilemez. Aşmıştır yani. Yani bir yerde mesela yönetim oluşturamayabiliyorsunuz, değil mi? Yönetim oluşturmakta zorlanıyorsunuz ama o yönetiminizin bile olmadığı yerde on binlerce oy alabiliyorsunuz. Demek ki halk var. Halk var. Size gönül verenler var. Her koşulda sizi takip edenler var. Sizi izleyenler var. Ama sizin örgütlü mücadelenize katılanlar o düzeyde değil. İşte örgütlenme seferberliği ve örgütlenme konferansının temel hedefi o. Yani bu harekette tarihsel bu iki, Kürtistan ve Türkiye sosyalist mücadelesine, özgürlük mücadelesine, demokrasi mücadelesine gönül vermiş milyonları da gören, gözeten, hedefleyen ve mevcut örgütlerini bir halk örgütü gibi, halk meclisleri gibi, halk örgütleri, yani yerinden gerçekten kendi ihtiyaçları temelinde örgütlenen bir halk örgütlülüğüne, yani aslında temel hedef o. Nasıl ulaştıracağız?
köylerde, mahallelerde, sokaklarda, yeni gelişen kentlerde, kent ilişkilerinde kendimizi bir halk örgütü hüviyetinde nasıl tekrardan inşa edeceğiz, güçlendireceğiz? Zaten ortaya en temel problem bu. Halktan yalıtılmış, kopuk ama halk adına hareket ettiğini iddia eden örgütsel gerçekliğimiz. Mesela 28 Mayıs seçimlerinden sonra da öz eleştirimizi verdiğimiz temel noktaydı. Halk mücadelesi ama işin içinde halk yok. O zaman halkın bu örgütlü mücadeleye nasıl katılacağı noktasında öncülük pozisyonlarımızı kritik eden, öncülük durumumuzu tekrardan gözden geçiren ama örgüt dediğimiz şeyin sadece bugünkü yöneticilerden ibaret olmadığını, bizleri kat ve kat açan bir toplumsal deneyimin, halk içerisinde mücadele deneyimlerinin biriktiğini, her alanda biriktiğini gören, bunu kabul eden ve buraya gözünü diken, kulağını açan bir şey aslında, bir seferberlik. Ya 13 Ekim'de Ahmet'te yapacağımız özgürlük mitingi aslında 9 Ekim'in 26. yıl dönümünde hayata geçirmek istediğimiz bir aylık kampanyanın finali. Ama hani bunun biraz açmak istiyorum. Çünkü bizler için Sayın Öcalan üzerindeki mutlak iletişimsizlik politikalarına karşı mücadele kampanyalarla, işte devrevi, başı sonu belli takvimlerle yapılacak bir mücadele değil. Yani bunun bir kampanya aklıyla, dönem dönem saman alevi gibi yanan sönen böyle kendi içerisinde dalgalı mücadele tarzıyla bunun üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Hepimizi hatırlayacak olursak 10 Ekim 2023 tarihinde dünyanın 74 merkezinde uluslararası bir hamle süreci başlatıldı. Hem de Kürt halkının, halklar önderi Sayın Öcalan'ın dostları tarafından, mücadele grupları tarafından, yani dışımızdaki güçler ve bireyler tarafından başlatıldı. Ve o hamlenin adına şuydu, Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna çözüm. Aslında bizim 13 Ekim'e kadar yürüteceğimiz kampanyanın, yani büyük Ahmet mitingiyle, özgürlük mitingiyle taşlandıracağımız bu kampanyanın ana mantığı bu hamle oluşuyor. Yani bu hamlenin içine oturuyor. Yani bu hamleyi bulunduğumuz yerden bir dönem itibariyle, 9 Ekim komplosunun yıl dönümü itibariyle büyütme, bunu güçlendirme, bunu aslında 9 Ekim sonrası, miting sonrası ki sonrasındaki sürece de tahvil etme, yani güçlendirerek tahvil etme gibi bir anlayışımız var. Aslında son bir yıla bakacak olursak, uluslararası Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna çözüm hamlesini yönelik bizler de Türkiye ve Kürdistan'da ciddi işler yapmaya çalıştık. İşte gerçekleştirdiğimiz Gemlik yürüyüşü, Meşazadiye yürüyüşü 15 günlük, işte şu anda hala devam eden özgürlük okumaları, Türkiye ve Kürdistan'daki aydın yazarı ve sanatçıların Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne dönük yaptıkları açıklamalar ve buna benzer birçok şey ve bugün şu anda örgüt dediğimiz kampanya süreci bir bütün olarak bu hamle sürecinin mantığı etrafında değerlendirilmeli. O yüzden hani başlamadan şunu söyleyeyim. Yani bu bizim için bir şey. Bahsettiğimiz işte gerek örgütlenme seferberliği, gerek örgütlenme konferansı, işte yeni mücadele ittifakı tartışmaları, arayışları biri bütün olarak aslında yani başlattığımız 13 Ekim'de Ahmet Özgürlük mitingiyle finalini yapacağımız bu süreç, yani bu yeni kampanya süreci aslında Sayın Öcalan'ı ezilen halkların, Kürt halkı da dahil, ezilen yani bölge ve dünya halklarının, ülke halklarının, ezilen halkların mücadelesinin bir değeri olarak tekrardan hatırlamak ve hatırlatmak. Yani bu hukukla açıklanabilecek bir şey değil. Yani devletin pozitif hukukuyla açıklanabilecek bir şey değil. Uluslararası sözleşmelerle açıklanacak bir şey. Bu yaşanan bir tarih. Bu yaşanan tarihi kim nasıl ele alırsa alsın, İstedikleri kadar kriminal görsünler, istedikleri kadar terörize etmeye çalışsınlar. Ama bir hakikat var, bir gerçek var. Kürt halkı ve dostları Sayın Öcalan'ı halklar önderi olarak görüyor. Mücadelenin önderi, yürüyen mücadelenin önderi olarak görüyor. Stratejik aklı olarak görüyor. Onu büyüten, bugünlere getiren, hala bulunduğu 10 metrekarelik hücrede
İmralı'da bu mücadeleye muazzam katkılar sunmuş biri olarak görüyor. Bu sadece devletin işte cezalandırma aralığına sıkışmış bir mesele olarak ele almamalı. Bunu kırıp atmalıyız artık. Yani Sayın Hocalar, o yüzden diyoruz artık, yani halklar önderidir, Kürt halk önderidir. Böyle tarif edilmeli, böyle ele almalı, ona böyle yaklaşılmalıdır. Bu hakikate, tarihe ve mücadele değerlerimize saygımızın bir gereğidir. Bundan kim nasıl kaçıyorsa kaçsın. Ama bizler kaçmayacağız. Yani bedeli ne olursa olsun kaçmayacağız. Bu çok net artık. Bizler de Sayın Öcalan'ın tıpkı 9 Ekim komplosunda karşı o güneşimizi karartamazsınız eylemlerinde olduğu gibi bir çizgiye, bir hatta, bir öncülüğe ihtiyacımız var. Bunun yollarını hep birlikte açmalıyız. Yani tabiri caizse ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama bu gerçekten kaçmayacağız. Bu anlamda 13 Ekim Ahmet mitingi bizler için çok önemli.